Selamünaleyküm. Aleykümselam Fatih. Abim sıra bendeydi. Konu madde. Ama Fatih yavaş, acele etme. Biz sabaha kadar buradayız. Böyle tane tane çıkartmaya çalış ki biz de istifade edelim. Olur mu abi? Tamam abi. Çok yakınlıkla inşallah yetiştiririm. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain ala Resulüne Muhammedin selamat. Allah'a selamat. Sözler 41'den ve ağaç ise müddet-i ömür ve maddi hayattır. Ben buradan şunu çıkardım. Maddi hayat çekirdeğin kabuğunun çürüyüp maddeden tecellüt ederek ağaç olmasıdır. İçindeki kendi hayatının maddesinin savuruşudur. Bir nevi ene yırtarak kainatın açılması, yani çekirdeğini yırtarak ağacın açılması maddi hayattır. Bu şekilde metnin çıkarımı yaptım. Şimdi sözler 117'de çürümüş maddelerin de dahi kesretle zih hayatlar halk edilerek madde inceleştikçe hayatın ziyadeleşmesi gibi çürüyünce zih hayata dönüyor. Sözler 121, ahirette ise hikmetten ziyade kudret ve rahmetin tezahürleri için maddeye ve müddete ve zamana ve bekleme ihtiyaç bırakmadan birden eşya inşa ediliyor. Demek ki kudret noktasından maddeye ihtiyaç yok, hikmet noktasından maddeye ihtiyaç var. Sözler 171, aciz, camit, cahil maddeler Sahife-i Havaiye'nin kitabetine ve Sahife-i Havaiye'nin vazifelerine karışma ihtimalinin imkanı bulunmaz. Burada kitabetine diyor, mesela harfler kitapta bulunur, o harfler atom olarak değerlendirirsek o harfler atomlardır. Bu atomlar kitabın içinde bulunuyorlar ama kitabın anlatmak istediği manaya karışmıyorlar. Çünkü manayı bilmiyorlar. Mesela nöronlarımızın beyinde çalışan birbiriyle etkileşimleri bizim bilincimizi bilmiyorlar. Bunların şahsı manevisi bizim bilincimizdir. Bu şahsı manevi fert olan atomlar sahiplenemez. Ancak onların bütünlüğünden ortaya çıkan bir manadır. Böyle çıkarım yaptım. Sözler 183. Maddenin dalaletten başka hiçbir hakikati yoktur. Demek maddenin hakikati dalalettir. Dalalet ise muhali mümkün gösterir, yani muhal bir vücudu mümkünde ifade ediyor. Vücudun nasıl ki muhal mümteni gibi tabakaları var, maddenin hakikati muhal vücudun içindedir. Mümküne çıkarsa dalalet oluyor. Sözler 207, güneş kayıtsız nuru, maddesiz aksi vasıtasıyla sana senin göz bebeğinden daha yakın olduğu halde sen mukayyet olduğun için ondan gayet uzaksın. Demek ki güneş maddesiyle bana benden yakın olamaz. Çünkü o zaman ben olamam. Yani aynadaki güneş maddesiyle aynada bulunsa ayna artık ayna değildir. Ben ise maddede mukayyet ve mahpus olduğum için ondan gayet uzağım. Demek ki beni ondan uzak eden maddedir. Maddeden çıktığımda ise aynamın cilalanması demektir ki buradan doğru ona aydarlık ederim. Cehennem ateşinin tesirini men edecek ve eman verecek iman gibi bir maddi maneviye, İslamiyet gibi bir zırh olduğu misullü dünyevi ateşinin dahi tesirini men edecek bir maddi maddiye vardır. Çünkü Cenab-ı Hak ismi Hakim iktizasıyla bu dünya darül hikmet olmak hasebiyle esbab perdesi altında icraat yapıyor. Sözler 279. Demek ki maddi maneviye imanla maddiye ise İslamiyetle kıyas edilmiş. Maddi maddiye zırh, yani dünyevi ateş, maddi maneviye ise teşhirmemen edip eman veriyor. Cehennem ateşi. Hazreti İbrahim'in gömleği zırh gibi maddi maddiyedir. Cisim ise maddi maneviye, yani bu kendi tefekkürüm. Bunu bildiğin ne işime yarayacak? İman bizi orada cehennemden kurtardığı gibi burada zırh oluyor. Burada da istifade ediyorum. Bizi cehennemi hareketlerden kurtarıp zırh oluyor.
bu zırhı İslamiyet'i giyinmekle gösteriyorum. Ben İslamiyet'i giydim, o benim gömleğim oluyor. Adeta zırh oluyor. Burada neden bir de şunu çıkardım. Burada neyse buna girmeyeyim. Sözler 306, nasıl bu memleketin anasırı memlekete muhit birer maddedir. Onların maliki de bütün memlekete malik bir tek zat olabilir. Sözler 306. Demek madde dediğimiz şey sadece mukayyet olmayabiliyor, muhit de olabilir, her şeyi ihata edebiliyor. Sözler 318. Eşyanın asıl menşeleri şu dört maddedir. Müvellidül ma, müvellidül humuza, karbon ve azot ki bu anasır evvelki unsurların ızalarıdır. Önce menşeye değinmek istiyorum. Yani menşeyi anlamak lazım kısaca. Sözler 110'da nazm-ı mani ile menşe merkeze denk geliyor. Bir başka yerde yağmur menşe hayattır. Bir başka yerde incirin menşeyi çekirdeğidir. Bir başka yerde taşların nebatı menşeidir. Yani bir model çekirdek olmazsa o çekirdeğin üzerine inşa zemini de ortadan kalkar. Mesela farz-ı muhal olarak kudret çekirdeksiz bir ağaç yapsa bunun içinde ilim olmayacak. Çünkü ilmi bir proje veya ilmi ezilinin aynesinden alınan bir sureti alemi zuhura getirmek değil, bu kudretin tamamen kendi içinde kayıtlanması, yani farz-ı muhal olarak demek, bu da mümkün değil. Çünkü kudret vacip olduğundan vacip olan şey tekayyür tahavülden münezzehtir. Hem farz-ı muhal böyle bir ağaç yapılsa meyvesi olmayacağı gibi bu ağacın kendi vücudu olamaz. O tamamen kudretin kendi içinde sıkışmış olurdu haşa yani. Bunları niye anlattım? Çünkü eşyanın asıl menşei esma değil, ancak bu dört madde olabilir diyor usta. Aksi halde eşya olamazdı, vahdül vücut lazım gelirdi. Aynalar ortadan kalkardı, tabiatın kendisi haşa tanrı olurdu. Mesela topraktan zih hayat çıkıyor, hayat çıkmaz, hayat subuti sıfattır. Zih hayatların hayatın içinde olması için madde lazım. Yoksa hayat onların içinde olurdu ki, öyle bir durumda aynadarlıktan bahsedilemez, vahdül vücut lazım gelir. Abi bir soru sorabilir miyim acaba? Evet. Tabiat neden tanrı olabilir? Öyle ben anlayamadım galiba. Yani eğer madde olmasaydı direkt şöyle şey yapayım. Yani eşyanın menşei üstad mesela eşyanın menşei diyor memlekette muhit birer maddedir. Yani eşyanın menşei maddedir diyor üstad kısaca. Neden esma değil? Eğer eşyanın menşei esma olsa zaten esmanın kendisi zaten vacib bir vücuttur. O zaman bu daire imkanı ayıracak bir şey olmaz. O zaman bu tabiat kendi yani tabiat hani müsab yeri diyor ya kainat zahiren açık göründüğü halde hakikaten kapalıdır diyor. Eğer hakikaten açık olsa, hakikaten açık olsaydı bu sefer esma direkt bu tabiatın içinde yani kendisi olması lazım. Bu da zaten muhaldir yani. Vahdül vücut lazım gelir. Yani o zaman hani imandan veya küfürden de bahsedilemez. Yani tam hafifin burası da çıkartmak yani diyorum. Fatih şu olur muydu abi? Böyle bir şey mi olurdu? Benim ile esma arasında beni çeşitli bir şekillerde devirip çevirmesine sebep olan bir madde var. Bunu kaldırdığın zaman madde yok. Allah direkt yapıyor. Her şey tanrı olurdu. Evet abi. Çok güzel. Evet. Oysa ben tek boyutta olurdum. Şunu şeytan uygulayayım. Cenab-ı Hak ben. Beni burada tutan bu ara boşluğu. Bu ara boşluğun adı şeytan. Yani mıknadısa demir yaklaştıkça yapışır. Bunu buradan çekim yasasından belirli bir mesafede tutup demir olmasına, bu da mıknadıs olmasına sağlayan boşluk olduğu gibi haşa vacibül vücuttan mahluk olarak beni tutan ara boşluğu şeytan,
Şimdi Allah, Esma, ben. Ama ben karmayım. Her türlü kemalata menşeyim. Bu arada geçiş olan madde, tabiat konmamış olsa, esbabı koymamış olsa, ki vacibül vücut bunu kaldırmış, o zaman benim ile Esma arasında berzah bir şey olmayacağından, iman dediğin gibi iman ve küfründen de bahsedilemez ve mevcudat denilen şey de Tanrı olurdu. Allah razı olsun, çok güzel. Öyle doğru mu anladım? Doğru mu anladım Fatih? Efendim Muhammed. İnsanı insan yapan o halde aradaki bu şeyler mi? Tabiat dediğimiz kuvalar mıdır? Böyle diyebilir miyiz? Yani insanı insan yapan şöyle. İnsan itibari ve nispi hakikatların cemi olduğu için nihayetsiz olması devam eden, nihayetsiz olması bitmeyen, olmakta olan insanın istidat ve kabiliyetlerini neşunemalandırması için bir mücahede ve mücadeleye sebep olan bu maddedir. Esbaptır. O zaman bu aradaki esbabı kaldırırsak biz de Esma'ya yapışacağımız için insan insan yapan o halde esbaptır. Evet. Mesela diyelim ki meleği melek yapan esbaptan çıkmış. Meleğin esbabı yok, direkt kendisi. Bak melek durdu. Yani esbabı yok meleğin. Cennet gibi bir şey olurdu. O zaman ne ben olurdum ne bir şey. Yani bir acayip bir tuhaf bir şey olurdu ya. Tanımlayamıyorum ki. Benimle Rabbim arasında esbab alemi, mahlukat bunlar olmamış olsa, vücut falan, bu beden, mahluk. Bunlar olmasa ben niye varım ki? Yani ben o zaman ben miyim? Öyle bir şey yok ki. Buyur. Evet abi. Sözler 334-335'te maddenin kıymeti ile sanatın kıymeti ayrı ayrıdır. Burada demek ki sanatla madde aynı değildir. Yani cil ve cemal, nabiz sanattaki sanat ile madde aynı değil, o maddenin üzerinden faaliyet oluyor. Sözler 335, maddenin gayesi ve meyvesi ise dediğimiz gibi kısacık bir ömürde hayvanatın en acizi ve en muhtacı ve en kederlisi olduğu bir halde yalnız cüz'i bir hayat geçirmektir. Sonra tefessül eder gider, işte küfür böyle mahiyeti insanı yıkar, elmastan kömüre kalbeder. Madde ile küfür kıyas edilmiş. Maddenin gayesi cüz'i bir hayat geçirmektir. Beka değildir. Küfür de mahiyet insanı yıkar. Bununla alakalı sözler 94-95'ten istidadı dar-ı bekada ağaç olmaması ise hakikati insanı iptal eder diyor. Demek ki mahiyet insanı nedir ki yıkılacak? Ac, zaf, fakr, ihtiyaç ile yorulmuş olan mahiyet insaniye. Sözler 597'de. Benim anladığım şu, küfür kendini kendisiyle örter. Benim hakikatim, yani insanların hakikatin kafiri olduğu gibi insan ancak kendisini kendisiyle aşarak, yani en iyi açarak nefsül emre bir derece bakıp olabilir. İman kendini aşmaktır, küfür ise kendini sadece etkilip olan maddi nazarıyla bakmaktır. Kısaca demek ki mahiyet-i insani iman ile kaimdir. İman olmasa mahiyet-i insani de yıkılıyor. Sözler 364, Reşşam ise üçüncü arkadaşlarınız ki hem fakirdir hem renksizdir. Güneşin hararetiyle çabuk tebahür eder, enaniyetini bırakır, buhara biner, havaya çıkar. İçindeki maddi kesife, nara aşk ile ateş alır, ziya ile nura döner, o ziyanın cilvelerinden gelen bir şuaya yapışır, yanaşır. Demek maddi kesifinin nura dönebiliyor. Bunun için nar-ı aşk ile ateş olması gerekiyor. Bu ileride daha çarpacağım inşallah bunu. Şimdi. Sözler 425. Hidayet-i hilkatte sema ve arz tekilsiz bir küme, menfaatsiz birer yaş hamur,
veletsiz, mahlukatsız toplu birer madde iken Fatih-i Hakim onları feth ve bast edip güzel bir şekil, menfaatler birer suret, ziynetli ve kesretli mahlukata menşe etmiştir. Demek sema ve arz bidayet-i hilkatte madde idi. Bu maddenin içi açıldı, bahsedildi yani yayıldı, şekil suret verildi. Demek madde şekil ve suretin arkasında olup aslı şekilsiz ve suretsiz idi. Mahlukata menşe olabilecek istidada vardı. Şimdi sözler 434. Size ağaç gibi kesif, sakin, karanlıklı bir maddeden ateş gibi latif, hafif, nurani bir maddeyi çıkaran bir zattan odun gibi kemiklere ateş gibi bir hayat, nur gibi bir şuur vermeyi. Sözler 434. Burada da maddeden madde çıkıyor. Yani karanlıklı maddeden nurani bir madde çıkıyor. Maddeden madde çıkıyor. Zıttının zıttından çıkarıyor. Karanlıktan nurani çıkarıyor. Hayat ateşe, nur ise şuura kıyas edilmiş. Burada neyi kastettin? Burada neyi kastettin? Karanlıktan nuru çıkarttı vesaire dedi ya. Bundan neyi, nereye intikal ettireceğiz? Ben de şöyle düşündüm abi. Hani karanlığa da madde diyor. Karanlıkta bir madde diyor. Nurani olan da bir madde diyor. Nurani bir madde diyor. Sanki böyle madde burada kendi içinde ayrılmış. Sanki madde özünde bile bu hani madde cihetinden sır gibi. Yani hem madde hem karanlığı barındırıyor hem de nuru barındırıyor kendi içinde. Yani maddenin kendini sır gibi. Buna ileride biraz daha değineceğim inşallah. Böyle bir çıkarım yaptım. Çünkü nurani de madde diyorlar. Yani hem karanlığa da nura da madde demesi, madde zıtları cem etme noktasında tılsım değil, sırrı oluyor. Evet abi. Evet. Çok güzel. O da sanki abi zalam zarfı ziya oldu diyor ya, böyle bir mana da var gibi sanki abi. Evet Muhammed. Ama burada Fatih temelleri vuruyor, temelleri oynatıyor, ezberleri bozmaya çalışıyor. Yani ve şemse ziya vel kamara nura ve ateşe leyle ve ahrece duhaha. Bu karanlığa da madde diyor Üstad, nura da diyor. İkisi de madde ama tabiat gibi, ikisi de tabiatına zıt, karanlık ve nur. İkisi de madde. Yani sanki ikisi de bir şey işte, esman tecellisi, küfür dediğimiz, şirk dediğimiz, mudil esması, şeytan, melek, işte nur esması. Burada böyle, orada öyle değil. Ama burada maddeyi indirgedi melek ve şeytanı. Karanlık da madde, nur da madde. 70 kiloda Müslüman, 70 kiloda kafir olabiliyor. Yani demek ki arkada başka şeyler işliyor. Hadi devam et bakalım ne işliyor. Tamam abi. Sözler 434 yine ağaç gibi kesif, sakin, karanlık bir maddeden burayı okudum. Evet. Ha buradan bir çıkarım daha yapmıştım defterden. Burayı okumadım. Çünkü bir küçük defterimde yazdım da. Bu noktada madde sırdır. Karanlık ve nurani alana da meyve denmiştir. Madde zıtlıkları ortaya koyan ve ondan zıtlıklar çıkarılan ve maddenin kendisi zıtların arkasında birisidir. Fakat karanlık ve nurani maddeler gibi burada kendi içinde dönüşen bir tılsımdır. Mesela kesif, sakin, karanlık madde, latif, hafif, nurani madde, maddenin kendisi arkadaşları oluyor. Böyle yazmışım. Sözler 507. Beyaz, güzel güneşin ziyasından bazı maddeler siyahlık ve tavaflık alır. Bu siyahlık onun istidadına aittir. Fakat bu seyyiatı çok mesalihi tazammül eden bir kanun-ı ilahi ile icat eden yine haleptir. Şöyle yazdım. Enerdeki karanlıklığın noktanın ziyayı zulmete çevirmesi gibi. Madde beyaz ve güzelden gireni siyah ve tavafile dönüştüren bir tılsım, menfi anlamda bir tılsımdır. Bu kendinin sıfatıdır. Güneşe ait bir sıfat değildir. O seyyadı çok mesele tazamun etme noktasında icat eden yine hali haktır. Çünkü zaten bütün fiillerin icadı olduğu için.
biraz uzun şey okuyayım. Madem kudreti ezeliye bir müşahede en adi maddelerden hadsiz hayat, en kesik unsurlardan zih ruhu halk eder ve gayet ehemmiyetle maddi kesifeyi hayat vasıtasıyla maddi latifeyi çevirir. Ve nuru hayatı her şeyde kesifle serpiyor ve şuur ziyasıyla ekser şeyleri yaldızlıyor. Elbette Kadir-i Hakim bu kusursuz kudretiyle, bu noksansız hikmetiyle nur gibi, esir gibi ruha yakın ve münasip olan sair seyyarat-ı latife maddeleri ihmal edip hayasız bırakmaz. Camit bırakmaz, şuursuz bırakmaz. Belki maddeyi nurdan, hatta zulmetten, hatta esir maddesinden, hatta manalardan, hatta havadan, hatta kelimelerden zih hayat, zih şuuru kesretle halk eder ki kanaatın pek çok muhtelif esnasları gibi pek çok muhtelif ruhani mahlukları seyyarat-ı latife maddelerinden halk eder. Onların bir kısmı melaike, bir kısmı ruhani ve cin esnasıdır. Söze 557. Yani demek ki maddeyi kesife hayat vasıtasıyla maddeyi latifeye çeviriyor. Burada hayat devreye giriyor. Nasıl ki sözler 434'te ateş gibi bir hayat dendi. Bu kemikler hayat vasıtasıyla maddeyi latifeye çeviriyor. Sözler 340'te ateş gibi hararetin karşısında tebahur eder, enaniyeti bırakır, buhara biner. Bunun gibi işte bu maddeyi kesifi olan dünyadaki kararlıklı nokta hayat vasıtasıyla maddeyi latifeye çevriliyor. Bu kararlıklı nokta buharlaşır, kararlıklı buharlaştığı gibi bunu ateş gibi hayat yapıyor. Nur ruha yakın, esir ruha münasip deniliyor. Seyret-i latifeyi de hayatsız bırakmaz. Melekler maddi nuran gibi, nur maddesinden yapıldığı gibi. Sözler 558. Bir tecrübe madde asıl değil ki vücut ona münhasır kalsın ve tabi olsun. Belki madde bir mana ile kayındır. O mana hayattır. Vücut asıl madde tebeğidir. Madde hayat ile kayındır. Burada bir çıkarımlarımdan. Madde hayat ile kayındır. Hayatı ortadan kaldır, madde de olmaz. Maddeyi ortadan kaldırırsan hayat var. Hem bir müşahede madde mahdur değil ki her şey ona irca edilsin. Belki hadimdir. Bir hakikatin tekemmülüne hizmet eder. Bu hakikat hayattır. Bu hakikatin esası da ruhtur deniliyor. Demek madde hayat ve ruhun tekemmülüne hizmet eder. Demek madde olmazsa hayat ve ruhun tekemmülü de nakız oluyor. Sözler 559'da bir bedahaya madde hakim değil ki, hakim değil ki ona müracaat edilsin, kemalat ondan istenilsin. Belki mahkumdur. Bir esasın hükmüne bakar, bu hakikatin esası da ruhtur, sırrıyla ruhun hükmüne bakar. Madde ruhun hükmüne bakar. Ruhun onun gösterdiği yollar ile hareket eder. İşte o esas hayattır, ruhtur, şuurdur. Madde ruhun hükmüne bakar. Hayatın hükmüne bakar, şuur hükmüne bakar. Yani madde, hayat, ruh, şuur ile münasebetlerdir. Onlara hizmet ediyor. Onlara hizmet eder, tabi olur. Onlarla kayımdır. Onlara hadimdir. Onların tekemmülüne hizmet ediyor. Sözler 559. Biz de önce madde büyük değil, esas değil, müstakar değil ki işler ve kemalat ona takılsın, ona bina edilsin. Belki yarılmaya, erimeye, yırtılmaya müheyya bir kışıldır, bir kabuktur ve köpüktür ve bir surettir. Madde ne değildir? Lük değil, esas değil, müstekar değil. Madde nedir? Bir kışıldır, bir kabuktur ve köpüktür ve bir surettir. Fazla çarpmadım, bu kadar yazmışım. Şimdi yine sözler 559'da maddenin küçülüp incelesmesi nispetinde asr-ı hayat tezahür ediyor, nur-u ruh teşebbüt ediyor. Dünya madde inceleştikçe bizim maddiyatımızın uzaklaştıkça ruh alemine, hayat alemine, şuur alemine yaklaşıyor gibi hararet-i ruh, nur-u hayat daha şiddetli tezahür ediyor. Manayı muhalefiyle
madde kalınlaştıkça, bizim maddiyetimize yaklaştıkça, ruh aleminden, hayat aleminden ve şuur aleminden uzaklaşıyor gibi hararetli ruh, nuru, hayat daha sönük, gerdeli bir şekilde tecelli ediyor. Yani manevi malikliyle inşallah. Neyse burayı geçeyim. Madde dersini yapıyor. Tehlikeli adam. Sözler 585. Bazı yere atlıyorum, her yerde çarpmak istemiyorum. Mert ve sekirat ile kadir-i ezeli kehneti çalkalar, kehneti tasfiye edip cehennem ve cehennemin maddeleri bir tarafa, cennet ve cennetin devam ve münasebeleri başka tarafa çekilir. Halen-i hayat tezahür eder. Bu şeyde biraz durabilir miyiz oraya? Bu maddenin kalınlaşması, ruhun incelmesi, ruhun kalınlaşması, maddenin incelmesi, birbirine zıt orantı. Burada nasıl anlamak lazım? Yani imanla insan inkişaf ediyor. İman varsa bunun içerisinde, eğer maddede de incelme varsa, bu sefer ruhta gelişme oluyor. Bunu Hasan abi, ben Bayram abiden onu hayatımda işitmiştim de, bir ara riyazet yapıyor Bayram abi. O riyazetin neticesinde gelenlerin hangi maksatla geldiğini ve isimlerin ne olduğunu bunlara şey yapıyor. Biliyor. Bu riyazet devresinde. Ondan sonra üstad da fark ediyor. Diyor, sen diyor bayramıma bakmamışsın diyor. Beden de iyice zayıflamış. Ondan sonra o halden de rahatsız oluyor tabii. Dua ediyorlar üstadla beraber o halin ondan gitmesi için. Bir başka olay da yine Bağda'da bir ağabeyinin çocuğu, eve gelenlerin ne niyetle geldiklerini ve zihinlerinden geçenleri okuyor. Ailesi rahatsız oluyor tabii bu durumdan. Ondan sonra müftüye götürüyorlar. Müftü diyor ki çarşı ekmeği yedirin diyor. Ondan sonra... Biraz anlaşıldı mı abi? Bir gün bir şey anlatayım size de, bazı derste zikrederim ama o derslerime geçince sileceğim bunu. Şimdi Miraç dersi ve Enfusi dersi yaparken Hızır abi, biz gençtik, 20 küsur yaşındaydık. Belden aşağı felçtir bu abi vakıf. Kazada felç olmuş. 22 yaşına felç oldu, 44 yaşına vefat etti. Açılmıştı ona. Gündüz bile Geylani gelen bir zattı bu. Ders bittikten sonra onun Rize'de dersi biterdi. Benim Pazar veya Çayeli'nde dersi biterdi. Eskide çevirmeli telefon vardı böyle. Böyle. Telefon çalardı. Çabuk atla gel. Böyle. 40 küsür kilometre. Gece yarısı giderdim. Şey yapardı, Miraç dersi ve Enfusi dersi yapardık beraber. Ne anlatacağım? Yatağında belden aşağı felç. Dershane ile kendi odası duvarı delik, oradan gelip geçerdi. Dedi ki, böyle benim diyor deliliğim tutarsa, şu ev var böyle, dolabı üstünde bir tane eski radyolar var böyle. Kenardan da tutacağı vardı böyle, meşhur. Bileğe takarlardı böyle. Ondan sonra, benim deliliğim tutarsa, he abi, şu radyoyu görüyor musun? Oradan bir tane herhangi bir kanalı aç. Ama şarkı türkü çalsın ha. Buna şaka diyor zannettim. İlk, sonra alıştım da. Birkaç defa oldu peki, belki bir iki veya üç, biraz zor, birkaç defa oldu. Öyle Miraç dersini yaparken kaptırdı. Baktım durum iyi değil. Hiçbir şekilde hemen radyoyu açtım ama çok zor oldu. Şarkı türkü çalınca birkaç dakika sonra kendisine geldi. Ekmek yesin dedi değil mi? Evet. Bak ne sordu Fatih? İsparta'dan Alim abimiz ne sordu?
Madde ile ruh nasıl madde ile ruh nasıl madde inceleşiyor, ruh da telakki ediyor. Ama biraz da diyor ki madde ile ruh ters diyor. O yükseldikçe o kalınlaşıyor. O kalınlaştıkça bu inceleşiyor. Var mı bir şey? Evet abi. Yani herhalde alim kardeş Fatih diyor ki maddenin yazılımında bulunan ihtiyaç, iştiyak, incizap ve meyil. Bu evamiri tekviniye kader yazmış. Madde denilen şey esmanın tecellisidir. Şimdi büyük zatlar az yer az uyurdu. Hemen bu arada bir şey söyleyeyim. Ben de kesin tespit olan bir şey. Uykunu kontrol edersen, harekete de başlarsan yemek o kadar kilo yapmaz. Yemekten o değil. Uyku, mesela büyük zatlar az yer, az içerdi, az uyurdu. Ondan sonra Geylani öyle derdi. O Geylani uykuyu kabul etmezdi. Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne rüya anlatamazsın. Rüya gördün ha? Demek uyudun. Şimdi biz o kadar değil de 3-4 saat, 5 saat, yani 5-6, 6'yı geçirmemek gerekiyor da şaka bir tarafa. Demek ki madde denilen şey kaderin yazdığı diyor, evamiri tekviniyenin tecellileridir. Madde nedir? İçerisinde atomun içerisinde iyim, ihtiyaç, iştiyak, incizap, meyil. Bunların donmuş hali, vücud hali. Demek ki buna yaklaştıkça ihtiyaç, iştiyak, incizap, meyile demek ki o teler açılıyor. Böyle saydam oluyormuş. Fatih öyle diyordu da geçenlerde. Değil mi böyle? Madde, hava böyle saydamlaşıyormuş. Bazen böyle eski kartlar var diyordu. Gafur öyle diyordu. Eski kartlar vardı böyle, telefon kartları. Kart verirlerdi. Orada tırnakla kazırdın, sayı çıkardı. Kart, kazımak, sayı çıkmak. Telefona o sayıları yüklüyordun, konuşuyordun. Sonuç, konuşmak, görüntü. Nerede, nereye? Sanki hava da öyle böyle. Bu dersleri mutala, müzakere, tefekküre de bu hava sayfası, hava kartını sanki tırnakla siliyor. Allah Allah, görüşüyorsun. Ne var ne yok ya? Ne yaptın? Gibi. Evet. Aslında bu dertler dersiniz var ya, yani bu dertlerle elde edilen bir hal oluyor Allah'a emanet, değil mi abi? Evet, yani Allah razı olsun, güzel söyledi. Helali de terk ediyorsunuz. Yok yok, helali dursun. Haramı terk et. Haramı terk et oluyor bu zamanda. Yani. Aslında mesela uykusundan fedakarlık, yemek içmekten riyazat, kerane, yani haramı terk etmek zaten farz. Ama terakki Allah alem, yani bu Abdülkadir Geylani gibi zatlarda herhalde helalini terk edince bu terakki ediyorlar. Nasıl oluyor? O zaman fert zamanıydı. Şahs-ı manevi dönemi değildi. Şimdi şahs-ı manevi olduğu için o zaman ferdi feritler çıkardı. Gafsiyet ve ferdiyet. Şimdi o dönem yok. Şimdi uyabildiğin kadar, Rüştü abinin sözünü söylüyorum. Uyabildiğin kadar uyu ki televizyon ve videolardan muhatap olamayasın dedi. O zaman video yoktu da uyabildiğiniz kadar uyuyun ki televizyonlardan uzak durursunuz. Mesela çocuklara ben diyorum ki, çocuklarınıza göbek ve diz kapağı haram yeriniz açık olmasın. Gelin top oynayın. Televizyon ve YouTube'lardan girmektense. Gidin top oynayın. Gidin sokakta oynayın. Yok, o kadar oyna ki eve gel, YouTube'lara giremeyecek hale gel de yat. Tamam. Şimdi haramı terk ettik mi yeter inşallah şahs-ı manevide. Buyur abi. Evet abi. Atlayarak gidiyorum da çünkü hepsini okusam uzun süre. Bayağı yazdım, atlayarak gidiyorum. O zaman can alıcı şeyleri söyle Fatih, böyle böyle. Evet abi, ben de ona bakıyorum da böyle. Kendi böyle ispatiklerimi sözler 812, o zaman tabiatın zemini yaratacak, yırtacak bir madde var diyeyimde Rabbim bari o maddeyi Kur'an'ı ışığıyla sermiştim. Madde demek ki tabiatı yaratıp yırtıyor madde. Orası çok ilginç. Kur'an'ın maddenin ışığı var. Nasıl ki Rabbim
Karanlıkta dahi kendini ışık verecek cinslendir, parlaktır, ışık saçar. Bu ışık bu maddenin kendi sıfırıdır. Ayna gibi güneşin önüne gösteremiyor çünkü Kur'an'da madde olduğu için. Yani maddeyi Kur'an'ın ışığı tebeği olarak değil, zati olarak kendinden ışık saçacak hassasiyetidir. Çünkü Rabbim namadeli anlıyorum. Bu ışık tabiatı eritip yırtıyor. Havayı nesimeye yol açıyor. Kur'an'ı bir madde. Ben bir şey hatırıma geldi de alim kardeş eksik oldu zannediyorum. Alim kardeş, ruhun maddeyi etkilemesine de tersten şey yapayım. Bu maddeden konuşmuştuk. Ruhtaki halet, ruhsal yap, simada gözükmüyor. Tersi de aynı. Hangi yolla geldinse aynı yolla geri gidebiliyorsun. Ruh maddede böyle gözüktüğü gibi maddeden de ruha geçebiliyorsun. Simada gözüküyor abi. İnsanın aleti ruhu simada gözüküyor. Hatta sesinde. Doğru. Hatta sesinde. Hatta kokusunda. Her an koku değişiyor. Bak. Terinden, sesinden, simasından. Evet, devam et Fatih. Özür dileriz. Ya bir şey söyleyeyim de. İspatlı'da bir kardeş vardı. Bu kardeş genler üzerine, insan genler üzerine çalışıyordu. Ankara Ortadoğu'da okurken bu çocuğu Amerika'ya götürdü. Bir kadını tespit etti bunu. Çok güzel çalışmaları var. Onunla bir derste o anlatmıştı. Normalde insanın genleri değişmez diyor. Ama bir nur talebesi, bir çocuğu al götür okuma programına diyor. Bir hafta sonra simasının değiştiğini görürsün. Çok doğru. Mesela kitap okuyan okumayan, haram yapan yapmayan, hatta nur talebesi mi, tarikatçı mı, Süleymancı mı, Alevi mi, Sünni mi, hepsi belli. Hatta Avrupa'da biraz kalmışsan, mesela köpek değişmeyeceğine göre köpek, insan değişken olduğu için beraber çok kalmaktan madde maddeye sirayet ediyor. İnsanlar köpeğe benziyor. Devam et, biz duramayacağız Fatih, sesi kapatıyorum, devam et abi. Şimdi mektubat 405'te manevi lükler hulasaları da manevi maddeleri ulvi makamlara gönderip maddi ve süfli ve kışri vazifesini bitiren ve lüzumsuz kalan maddeleri füzulet olup aslında yani anasını inkılap etmeye gidiyor. Ben bunu okurken şu aklıma gelmişti. Burada elma yeriz, orada elhamdülillah sırrıyla manevi madde. Orada elhamdülillah yemek, elhamdülillah manevi maddedir. Çünkü orada onu yiyoruz. Madde de elmanın kendisi. Yani onun kışırı, onun kılıfı. Demek elma kışır, elhamdülillah lüktür. Kışır olan, aslı olan anasıra gidiyor. Anasır maddenin aslıdır. Elhamdülillah hepsi ise nur olur. Meyve-i cennet olur. Lamalar 77, Kadir-i Zülcelal esir maddesinden 7 kat semavatı halk edip tesviye ederek gayet dakik ve acil bir nizam ile tanzim etmiş ve yıldızı içine çelik edip ekmiştir. Buradan okuyacağım. Nasıl ki insan cesedini masaya yatırıp ruh, ima ve kalp gibi latifeleri hakkında bilgi edinilemiyor. Bu evreni ve içindeki yıldızları da masaya yatırıp evren hakkında bilgi edinilemez. Öyle demişim. Zaten bilim hakkında bir de kısa bir şey var. Onu da okuyacağım sonlara doğru. Lemalar. Burada özür dilerim. Birkaç defter olduğu için biraz böyle karışık oluyor. Yani 2-3 tane defter var. Onlara şey yaptım, atıf yaptım. Sultan-ı Ezeli'nin hikmetinden gelen nizamat-ı kainatın manevi kanunları maddi madde değil, ilim ve kelamdan gelen vücud-ı ilmisi bulunan ahkam ve düsturi kanunlardır. Yoksa hakikat mevcud-ı harici tahayyül edilmemeli.
Yani hikmet noktasından manevi kanun, burada mesela çıkarım yaptım. Hikmet noktasından manevi kanun dedi, ilim ve kelam noktasından vücudu ilmi, kudret noktasından maddi denilen kuvvettir. Maddi madde var fakat müstakil değil. Menbaı cilvi kudrettir. Eğer maddi madde müstakil olsa o zaman mevcudu harici olabilirdi. Müstakil olmadığı için. Maddeyi tabiat deniliyor. Demada 218'de. Demek tabiatın vücudu vücut mertebelerinden olan imtinaya giriyor. Çünkü tabiat denilen maddelere imtinaya giriyor. İmkan haricinde ama imtina derecesinde. İmtina ilme bakıyor. Yani kendi çıkarım. İmtina ilme bakıyor. Bunu Nur dersine de bakmıştım. İmtinayı biraz kısaca. İmtina ilme bakıyor. Yani vücuda çıkmamış. Madde adına bunu da Nur dersinden aldım. Madde adına Allah inkar edilemez. Allah adına da madde inkar edilemez. Yani imkana ilim çıkarıyor. Mümteniye ilimdeki ademi harici çıkarıyor. Daire-i ilim içinde bulunan adem ise ademi haricidir de vücudu ilme ekledi olmuş bir ünvandır. Mektubat 63'te. Bu maddi madde yani pratik içinde kuvvet vücudu ilmiden çıktı. Bu kuvvete müstakil olarak bakarsan vücudu ilmiye perde oluyorsun. Örten yani kafir anlamında. Mesela ene gök ile yer arasında cevri havada farz edelim. Bu enenin yüzü aşağıya dönük olduğunda her şeffaf şeyde güneşin maddesini aynı yerde gelir. Gördüğü doğrudur fakat nefsin emirde ise hakikat farklıdır. Ancak ene gelip gökteki güneşi gördüğünde o zaman anlar ki gördüğü doğru değildir. Bunlar güneşin cilveleridir. Yani birinci noktada o elinin yüzü aşağıya dönmek olduğu noktada gördüğü doğru olması ademi hariciye bakıyor. Ademi harici kısaca müstakiliyettir. Burada biraz tefekkürlerim oldu da. Ademi harici kısaca müstakiliyettir. Mesela eneye vücudu dengini verebiliyoruz. Hani biz vücuda sahip olamasını. Fakat bu verebilme durumunda kendine ait müstakil vücudu oluyor. Fakat bu ademdir. Çünkü ayna vücuda sahip çıkamaz. Ayna onun vehmi vücudu ancak ademi haricde vardır. Çünkü o vücut bir yere koyacaksın. Hani benim vücudum var diyelim. O vücut da ademi haricidir. Vücudu harici değil haşa. İlimde mülteni var. Bu sır için demek tabiat gibi mülteni vücutlar ademi harici olduğundan vücudu ilmideki perde ise aynayı ortadan kaldırmaktır. Kısaca mümteni vücutlarda veya ademi haricide ayna yoktur. Ayna nasıl olmayabilir? Aynidir bu alem. Her şey hak ile kayıp sırınca bu alem yaratılmadan nasıl ki ayna yoktu? Çünkü ezeli bir şey değil. Elbette bu ademi haricide bu sırdan aynayı ortadan kaldırıp aynaya inikas edenleri müstakil olarak orada ifade edebilir. Zaten böyle bir sistem olmasaydı inkar edebilmek mümkün olmazdı ve iman da olmazdı. Böyle bir tefekkürüm oldu da. Sen kainatın bir hülasası, meyvesi, küçük bir fihristesi olduğundan senin yapmak için esbab-ı maddiye ve tabiat kainatı ve anası içindeki elek ile eleği tasas ölçülerle aktar alemden senin vücudundaki maddeleri toplayamaz. Bir kibrit çakar gibi hiçten, bir emirle yoktan hadsiz kudretiyle seni bir anda halk eden ancak kadir-i ezeli vardır. Sen kendini kadir-i ezeliye ver, esbab-ı maddiye ve tabiata isnat etme. Sen bir emirle hiçten, hadsiz kudretle yoktan var oldun. Bunu ben bir yere yazmıştım. Bir saniye. Şimdi ben bunu okurken şöyle bir his oldu bende. Hani bir tefekkür oldu. O tefekkürü açmak için hemen bile elinden olmayarak. Şimdi bu okuduğum kısma binaen, seni senden başka kim getirebilir?
Eğer tabiat beni toplamışsa bu benim benle değil, benle değil alakası, yani benle alakası olamaz. Nasıl sanırdan bana? Ben hep bana ait olmasaydım ezelden bile sonradan olan kutus bir ben bensizdir. Ancak buna cahşiyle, ancak benden ben zahir olabilirdim. Tabiatın içinde de maddeler bu beni oluşturursa eğer asla kendime ben diyemezdim. Kendime bir şey diyemezdim. Kendim olmazdı. Tabiattan başka bir vücut olmaz o zaman. İçin de tabiat vakil vücut olurdu. Ya ben kendime diyemezdim. Efendim abi. Bu bir, devam ediyorsa bu bitince başka bir yere geçmemiş bir şey soracağım. Bu ne yaptın sen ya? Devam et. Devam ediyorum. He. Şimdi mesela diyelim ki benim bir vücudum var. He. Benim diyelim ki maddi yoğunluktan huzur bulur. Eğer ben gerçekten membağım maddi olsaydı, başka bir şey olmasaydı hariçte, o zaman ben maddi yoğunluktan huzur bulur, maneviyattan ödüm patlardı. Ve benim nirvanım maddi yoğunluktan, maddinin ta kendisi olmak olurdu. Aslında madde ise ben maddeden sıyrıldıkça huzura, ben maddeden sıyrıldıkça bende ademi haletler olurdu. Ben maddeye mahpus olmak istemiyorum. Fakat ben maddeye mahpus olmak istemiyorum. Dışında olmak istiyorum. Toprak da bir madde olduğundan eğer ben tabiatla maddeyle ifade edilmiş olsam ben kral toprağa girmek için can atardım. Toprağın ta kendisi olmak isterdim. Vicdanımda beka sayfaları yerine madde toprak sayfaları olurdu. Aslıma gitmekten çok zevk alırdım. Demek aslım maddi değil. Ben maddede ödüm kopuyor. Ben maddede doğmadım. Bu fıtratı bana madde veremezdi. Ancak kendimi ancak bir kadir ezeli isnat edebilirdim. Adil olan maddelere değil. Böyle bir şey yazdım dedim. Maşallah. Bu ne ya? Eğer diyor ben maddeden doğmuş olsaydım toprağa girmeyi dört gözle beklerdim. Çünkü madde aslım ya. Yani bir taraf yani bu bir parça. Ayrı ayrı kişilere de kişilik delili denilen bir şahsiyetleri de olmazdı. Maddeden de olsaydı. 60 kilo insanlar, 70 kilo insanlar bu maddenin fonksiyonu eşit olacağından hepsi kiloya göre aynı olur. 70 kiloluklar karakter, 90 kiloluklar karakter. Ondan sonra maddeye girmekten Allah Allah bu... Burası çok tuhaf oldu ya. Ne yaptın ya? Bir daha okur musun burayı? Kusura bakma. Daha arkadaşlar da kusura bakmasın. Bir daha kendileri de bu arkadaşlar belki dikkat etmedi. Burayı yavaş yavaş oku da bir dinlesinler bak. Tamam abi. Seni sana senden başka kim getirebilir? Eğer tabiat beni toplamışsa bu benim benle değil. Benle değil, tabiatla alakası var. Tabiata ait olan şey nasıl ben olur ve bu benle kainata sahiplenebilirim? Ben hep bana ait olsaydım, olmasaydım ezelden bile sonradan olan kudusi bir ben bensizdir. Böyle bir şey mümkün değil. Ancak benden ben doğabilirdim, zahir olabilirdim. Tabiatın içinde de maddeler bu beni oluşturmuşsa eğer asla kendime ben diyemezdim. Her şey tabiat olurdu. Zira tabiat vahdül vücut olurdu. Eğer maddi yoğunluktan benim madde inşa etseydi maddi yoğunluktan huzur bulur, maneviyattan ödüm patlardı. Ve benim nirvanam maddi yoğunluk olur. Maddenin ta kendisi olmak isterdim. Aslım madde ise oysa ben maddeden sıyrıldıkça huzur eriyorum. Ben maddeye mahpus olmak istemiyorum. Onun dışında olmak istiyorum. Demek ki eğer ben ben kendime kadri ezeli değil de maddi isnat etsem, o zaman toprakta bir madde olduğundan kara toprağa girmek için can atardım. Toprağın ta kendisi olmak isterdim. Vicdanımda beka sayfaları yerine madde toprak sayfaları olurdu. Aslıma gitmekten çok zevk alırdım. Çünkü aslım o zaman madde olmuş olsaydı. Demek aslım madde değil. Ben maddeden doğmadım. Bu fıtratı madde bana veremezdi. Demek kendimi ancak bir kadir-i ezeliye isnat edebilirdim. Hadis olan maddelere değil. Maşallah. Maşallah. Tebrik ediyorum. Kainat alkıştı ya. Ya hepsi bir durdur. Ben okurken böyle bir şey görmüştü de çarpmak istedim bunu. Nereye okurken bu bir dakika ses geldi. Sesiniz yok. Ha, ne
Maşallah kainat alkışlıyor. Bu ne oku, ne okurken bu geldi sana bu şey ya? Hani bunu okurken abi. Hani Kadir Ezeli kendini ver dedi ya. Ve ancak Kadir Ezeli vardır. Sen kendini Kadir Ezeli'ye ver. Bunu böyle okuduğum anda bunlar geldi. Hani bu cümleyi okudum. Eğer bunları ihtiyarıma bana şey yaptım. Yüzden geldi. Ben de onları ben notu halinde yazdım. Ya ölüm korkusunun şeyin çaresini de söyledi ha. Ölüm korkusunun sebebini söyledi. Çareyi de içinde. Ondan sonra o ben... Ya hepsini, hangisini söyle ben özetleyeyim ki? Hepsi bir ayrı ayrı bir cümle ya. Furkan, bu parçayı keser de kısa bir video yaparsın. Deliler bölgesine, mayınlı tarlaya girmeyin dersin. Gurur duyuyorum elhamdülillah sizden, hepinizden. Keyif alıyorum. Devam. Şimdi... diğer okuyacağım abi gene. Aynadaki aksin fotoğraf vasıtasıyla kağıt üstünde vücudu harici giymesi veya görünmeyen bir yazı ile yazılan bir mektuba gösterici maddeyi sürmekle görünmesi. Burada iki misal vermiş. Bunu biraz uzun yazmışım ama okuyayım neyse. İlmi Ezeli'nin aynesinde mahiyeti eşya ve suhuri mevcudat yansıyor aynesine. Hakiki hakiki eşya değil de yani Esma'nın kendisi değil, mahiyeti eşya, yani Esma'nın gölgeleri yansıyor. Çünkü bir yerde diyor ki, hakiki hakiki eşya Esma'dır, mahiyeti eşya onun gölgeleridir. Asıl olan, Esma'nın zaten vücudu var. Esma'nın gölgesi ise vücudu yok. Yani mahiyeti eşya, Esma'nın gölgesi olduğundan. Bu yüzden ilmi ezilinin aynısında bulunuyor. Direkt ilmi ezilinde bulunan değil, ilmi ezilinin aynısında bulunan. Aynenin vasfı kendinde olmayanı kendine göstermek, yani kendi sıfatı değil, yani mahiyeti eşya ve suveri mevcutta vacip olan ilmi ezelinin lazımı değil. Yani böyle çıkarmamak olur da doğru yanlış bilmiyorum. O zaman eşyanın menşeği maddi, vacip olmak lazım gelirdi. Hakiki, hakiki eşya esmadır, mahiyeti eşya ise o hakiki gölgelerdir. Sualar 691'de. Yani burası Esma'nın gölgelerinin gölgesinin, yani mahiyeti eşya, ilmi ezelin aynesinde ezelden biri vurup kudretin bir cilvesi olan kuvvetin o gölgeye sürülmesiyle ortaya çıkan alem imkandır. Yani gölgenin gölgesi değil, gölgenin kendisinin vücut bulması. Eğer gölgenin gölgesi olsa vahdeli vücut lazım gelir yine. Çünkü aynedir bu alem, seriyle olmazdı. O zaman denilebilir ki gölgeler aynaya dönüşüyor burada. Aynayı fark ettiğin zaman ise benim mahiyetim hem baki hem seramiki bir ismin gölgesi olur. Daha ölmez. Sonra 63. Yani aslan vücudu ediyorsun. Gölgeden aynaya çıktık. Aynadan gölgeye varmak için yani kudretin bir cilvesi olan kuvvet o gölgeyi burada gösterip aynadarlık yapıyor. Kuvvetin kendisi de aynedir. O ziyanın cilvelerine gelen bir şuaya yapışır, yanaşır. Şuala 364. Böyle bir şeyim oldu. Doğru yanlış bilmiyorum. Böyle çıkarmıştım. Ya gölge aynı oldu diyor. Duydunuz mu? Bu tamamen durum hepten iyi olmayan söyler ya. Gölge aynaymış. Sonra vücudun. Ya uzun değilse bir de okur musun ya? Başka var mı çıkarımların? Veya meşgul etmeyeyim seni. Yok abi böyle çıkarım yok. Çok çıkarım yok. O zaman bir de oku. Yavaş oku. Doktor diyor ki yavaş okusun diyor. Yoksa bunu rapor yazarım ona diyor. Tamam abi, o zaman yavaş okuyorum. Bir daha cümleyi okuyayım o zaman. Mahiyetteki aksin fotoğraf vasıtasıyla kağıt üstüne vücudu harici giymesi veya görünmeyen bir yazıyla yazılan bir mektuba gösterici maddeyi sürmekle görünmesi. Buna çıkarımlarım oldu. İlmi ezelin aynesine mahiyeti eşya ve suveri mevcudat yansıyor. Hakiki hakiki eşya değil de mahiyeti eşya yansıtıyor. Çünkü hakiki eşya zaten Esma olduğu için. Asıl olan, yani Esma'nın zaten vücudu var. Esma'nın gölgesi ise vücudu yok. Bu yüzden ilmi ezelinin aynesinde bulunuyor. Direkt ilmi ezelinde bulunmuyor. İlmi ezelinin aynesinde bulunan. Aynenin vasfı ise, çünkü burada ilmi ezelinin aynesi diyor. Direkt ilmi ezelinde demiyor. Aynenin vasfı ise kendine olmayanı kendine göstermek. Yani kendi sıfatı değil aynadakiler. Yani mahiyeti eşya ve suveri mevcudu vacip olan ilmi ezelin lazımı değil.
O zaman eşyanın menşei madde değil, vacip olmak lazım diyoruz biz. Öyle olsaydı. Hakiki hakiki eşya esmadır. Nihayeti eşya ise bu hakikin gölgeleridir. Şu anda 691'de. Yani burası esmanın gölgesinin yani gölge ve mahiyeti eşya olduğundan esmanın gölgesinin veya mahiyeti eşyanın ilmi ezelin ailesini ezelden beri kurup kudretin bir cilvesi olan kuvvetin o gölgeye sürülmesiyle ortaya çıkan alemi imkandır. Yani gölgenin gölgesi değil, gölgenin kendisinin vücut bulması. Eğer gölgenin gölgesi olsa yine vahdül vücut lazım gelirdi. Çünkü ayenet ortadan kalkardı. Yani ayenidir bu alem. Olamazdı. O zaman denilebilir ki gölgeler aynaya dönüşüyor burada. Aynayı fark ettiğin zaman ise benim mahiyetim hem baki hem selameti bir ismin gölgesi olur diyormuşlar. Şurada 63'te. Yani ismin gölgesi olur. Demek ki aslında hücreydi. Gölgeden aynaya geldik. Aynadan gölgeye gidiyoruz. Yani gölgeden aynaya çıktık. Aynadan gölgeye varmak için. Yani kudretin bir cilvesi olan kuvvet bu gölgeyi burada gösteriyor. Burada ifade ediyor. Burada aynadalık yapıyoruz. Kuvvetin kendisi de aynı oluyor. O ziyanın cilvelerine gelen bir şuaya yapışır. Yanaşır. Söz, şualar 364'te. Sözler. Evet. 364. Böyle bir çıkarım olmuş da abi. Maşallah. Doğru yanlışlıkla oluyorum. Çok acayip. Abi bunu da çizerek anlatalım bence bir gün de. Böyle bir... Bu ikisi, bu iki çıkarım korkunç. Güzelleri sona bırakmış. Bir tane daha var dedi Hasan abi. Onu da dinleyelim mi? Ha var dedi. Ha onu dinle. Evet. Bir tane daha var. Bunun devamı da şimdi söz şu olar. Pardon. Mehmet Su burada mı? Yok. Evet, tam buradayım ben, dinliyorum seni. Tamam, seni anlattı. Senin de durumun fark iyi değil. Fark ettim abi, fark ettim abi. Çok yakından fark ettim abi. Gel burada. O acele etme, bekleriz. Tamam abi. Elhamdülillah 61'de Sani Zülcelal'in gayet latif nazinin bir muti ve musahar sahife icraatı, emirlerinin bir vasıtayı nakliyatı, zayıf bir perde-i tasarrufatı, latif bir midan-ı kitabeti, en nazinin bir hulli icraatı, mai-i masnuatı ve mezra-i hububatı olan esir maddesi cilve-i rububiyetini aynadarlık eder diyor. Burada şöyle şey yaptım, yani sahife ile icraatı da aynadarlık ediyor. Vasıta ile nakliyata ayarlılık ediyor, esir maddesi yani. Perde ile tasarrufata ayarlılık ediyor. Midat ile kitabete, hulle ile icadata, maye ile masnuata, mezra ile hububata ayarlılık ediyor esir. Fotoğrafın aynasındaki sureti kağıt üstüne, buradan sanırım devam ettim. Fotoğrafın aynasındaki sureti kağıt üstüne nakleden şuadlar 24. Yani şu an dışarı bakınca gördüklerimiz asıl suret değil. Suretin fotoğraf çekilmiş ve çekildikten sonra kağıda aktarılanı görüyoruz. Fakat bu bizim sorunumuz. Çünkü biz maddi hapsolduk. Sayısız katrelerde ve zerrelerde her birisinde hakiki bir şemsin maddesiyle mevcut bulunmak hükmetmek lazımdır. Burada ayırdım da baştan bakayım. Şeffaf şeylerde görünen o timsaller şemsin timsali olup şemsin ve o şeffaf şeylere inikat etmiş olduklarına hükmedilmediği takdirde sayısız katrelerde ve zerrelerde her birinde hakiki bir şemsin maddesiyle mevcut bulunmak hükmetmek lazımdır. Mesnevi Nuri 12. Demek ki timsal ile hakiki ayrım maddedir. Madde bir şeyin tüm yönleriyle bir yerde bulunmak için zaruri lazımdır bu paragrafı bu metne göre. Onun maddesini kaldır, manen orada aynalar da görülür. Onun maddesini kaldır, manen orada aynalar da görülür. Mana aynayı, madde ise ayna olmayıp bizzat kendisi oluyor. Yani bu hani hakiki bir şemsin maddesiyle ayarda hükmedilik takdirde ayna ortadan kalkıyor. Yani aynayı ayna yapan
maddenin yoksunluğudur. Yani bu yazardan. Güneşse, yani kısaca güneş maddesiyle ayada bulunsa artık bu ayna ayna değildir. Ayadarlık yapacağı hariç bir vücudu yoktur. Yani bununla şöyle şey yapabiliriz. Bizde mesela maddi imani var. Müşak bir yerde imani var, maddi diyor. Eğer o maddi imani bizde olmasaydı bu sefer biz bir ayna olamazdık yani. Hani tam böyle hani çünkü iman zatının nuru ya, o zatının nuru olan iman bende ifade edilebilmesi için bir ayarlılık noktasında ifade edilebilmesi için o maddi imani lazım bende. Ya ben burayı anlayamadım. Maddi imani 20. sözde bir tane anlat. Maddi imani diye üstad iman gibi diyor ya abi. Hani bu burada mesela diyor ki maddi imani ise aynı olmayıp bizzat kendisidir diyor. Eğer ben bu iman mesela eğer madde olmasaydı direkt bende olsaydı ben bizzat haşa mesela şey olurdum hani tanrılaşırdım haşa mesela. Ha benim mesela o şeyden ayıran madde hani maddesiyle oluyor hani maddi manevi. Evet. O yönden de düşündüm de O zaman maneviyat da madde midir diyebiliriz mi? Madde mertebesi de var diyebilir miyiz? Maneviyat da maddenin maddedir. Evet abi çünkü çok ileride geçerken çok atlayarak geçtiğim için maneviyatı da mesela madde diyor. Madde diyor. Çok mesela Kur'an'a madde diyor. İşte çok madde çeşitleri var. Yani hepsine girmedim de. Evet. Şimdi son yer okumak istiyorum. Biraz bilimi diyeceğim. Anlatı yapacağım ama sonunda bir şey varmak için. Burada yani anlatmak istediğim asıl şeyleri sunmak istediğim için biraz böyle bu bir bilim sitesinden bir makaleden çıkardım. Yani bunu bir şey ifade, bir şey zemin yapacağım. Şimdi elimizde bir dizi bilgi üretme yöntemi mevcut. Din, felsefe, bilim. Ancak bunlardan farklı olarak terimler geliştirmeyeceğimizi şu anda bilemiyoruz. Bazı bunu geliştirsek bile evrene veya spesifik bir özelliğe yönelik daha kapsamlı bir açıklama tüm alternatiflerin değerlendirmeyi alamayacağımızı asla bilemeyiz. Bilim gerçeklik için sadece bir modeldir, bir yakınsamadır. Ha bunları niye anlatıyorum? Bilim, kimileri mesela bilim böyle nesneli deneyimlidir sanır. Oysa öyle bir şey yok, bilim de bir inançtır. Bilim gerçeklik için, bunlar tamamen kendi yazıları. Bilim gerçeklik için sadece bir modeldir, bir yakınsamadır. Evrenin tümüne bütün olarak bakmanın hiçbir yolunu bilmiyoruz diyorlar. Deneyimler ve testler hatalı varsayımları elemek içindir. Bilim kusursuz bir yöntem değildir. Bilimler daha ideal bir güçlü yöntem. Gerçeğe dolambaçlı bir şekilde ulaşılabilirdi. Ve ulaştığı sonuçta herkes tartışmasız bir şekilde hemfikir olurdu. Ancak bunu yapabilen bir yöntem yok diyor. Ha şimdi ben bunu niye okudum? Bunu ben bir şey bina ettim. Temelde en büyük sorun sadece öz eleştiri olarak temelde en büyük sorun en iyi güç rengi tedavisi olmak. Yani bu bilim için de geçerli. Mesela bilimde mesela kopan hakları var. İnsanın müdahalesi var. Mesela burada mesela diyor ki herkes tartışmasın bir şekilde hemfikir olurdu dolambaçsız. Fakat dışarıda işte bu yol var. Dışarıda bu yol var. Yani nefsül emre varmak yolu. Evet var. Yani özel varlığımızın açılmasıyla dolambaçsız ve içinde hiçbir fikrimizle yorumumuz karışmadan gerçeği olduğu gibi görmek. İşte bu yol Kur'an'ı yoldur. Aç, fark, naks ve kusurdur. Yani açılırsa kainat ve alemi vücubun künüzü açılır. İşte kainat açıldığında yani özel içe dönük varlığımız dışa dönük olur. Dışa dönük olduğunda da ancak nesneli diye ve yani bir sene tabirin nefsin emre kınıklık edebiliyoruz. Bizim maddede mahpus olduğumuz için doğrudan doğruya bakamıyoruz. Madde bizi içe dönük kılandır. Dışa dönük olmalıyız. Kendimize vücut zengini verdiğimizden ağacı odun olarak görüyoruz. Piştiğimizi bilsek ağaç olmaktan çıkıyor. Bizzat piştiğimizi bilsek ikinci derecede nihayetsiz bir vücudu kazanırız görmüşler. Çünkü biz aynı olduğumuz için birinci derecede vücudumuz olamazdı. Ancak piştik ile eşyayı nefsin emirde olduğu gibi görürüz. Çünkü neden kalacak özel bir varlığımız yok. Son cümle olarak şunu da söylemek istiyorum. Gerek bilimsel metot olsun, yani gerek işte
nesne yeteği olduğu gibi dinlenmek mümkün olmazdı. Ancak aynı şartla ki kendinden geçmek gerek bizim metotta gerçeklik için en büyük problemimiz, yani bilelim bizim metotta gerçeklik için en büyük problemimiz kendimin en büyük problemimiz bendir. Yani kendimin önündeki en büyük problem kendimdir. Biraz düzgün anlatamadım ama kusura bakmayın. Biraz da böyle hızlı yazdım, tam çalamadım. Bunları söylemek istedim. Yani aslında temel sorun, yani kimle bunu niye anlattım mesela, kimleri mesela bazı mesela taklidi imanda olanlar mesela bilimden işte işte ne bileyim entropi teorisini bir şeyler okuyorlar, çok şüpheler düşüyorlar. Oysa onlar kendi kafalarında oluşturduğu bir dış gerçeklik var. Oysa öyle değil. Bilim de sonuçta bir inanç. Hani içine girip bunlar da kendi kendileri apaçık ifade ettiler. Arşan'da mesela İslam'da işte en üstün yol var. Bu nefsin emri asrasıdır. Diye ki yani şey, yani nefsin emri demeyeyim neyip dedi. Kendi özel varlığımıdır. Yani ben kendi varlığımın içine hapsoldum. Ben eneği yırtıp, eneği açıp, kainatın dahi bana açılması lazım. Ancak o zaman ben gerçek olarak yani dış dünya, kendi dışa dönük olduğumdan ancak şey yapabiliyorum. Buna da işte imanda, arz, fark, nats, kusur tarifiyle kendine vücut denekine göre gerek bunlar yani çok önemli ifadeler. Bunu söylemek istedim. Fatih, bu ene yırtmaktaki ene nedir ki yırtılacak, yırtan kimdir deyince dese bir tanesi ne dersin kısaca? Evet abim, enenin açılması için enenin üstünde de bir birim olması lazım. Hani enenin altındaki bir şeyle eneyi açamayız. Bu da insan olmakla diyebilirim abi. Yani insan olduğumuz zaman veya yeni açmadan da insan olmuyorum hani. Ancak belki o zaman insan olduğumuz zaman hani insan en üstünde olduğu için o zaman şu olur. Veya şu şekilde de olur. Hani tek ve tecerrüt ile hani mesela tekler malum işte siyasetten işte gereksiz fikir tartışmalarından sadece kendini hani kalman sadece kendin ne olacak? Sen kendini yapılandırmaya çalışacaksın. Kendinle geri, hani kafandaki şeyleri mesela az farklı tarifiyle işte vahiy metotla kendini açmaya çalışacaksın. Yani bunları düşünüyorum. Peki bu derste nereye varmak istedin? Yani bu kapattığımız zaman bu bilgisayarı biz bu akşam yani biz ne almış olalım? Yani bunlar nereye varmak istedin bu madde dersiyle? Madde dersiyle abi, maddenin aslında bizim sadece böyle hani fiziğin ifade ettiği gibi olmadığını, Üstad mesela dışarıda mesela geçen madde tanımlar çok farklı, hani maddeye sır dedi, çoğu zaman hani sizlik gibi de çok böyle farklı birbirlerine olan şeyleri madde olarak ifade etti. Bunu mesela ifade etmeyen madde, tabii ki maddenin ne olduğunu bilmiyorum yani. Fakat madde kendi içinde sırdır yani. Buradaki şeyleri, mesela bir yerde diyor ki cennetin maddeleri, İşte fakülte cehennem maddeleri falan. Yani burada madde sırra dönüşünce aslında alem hayat açılıyor. Burada mesela ısım halindedir. Hep birbirine geçiş var. İşte hani rızıklar işte hani atıyorum eksi onda. Artan burada bulunmuyor. Burada sıfır. Hep birbirine geçişler var. Ayrette aslında ayret dediğimiz şey maddenin tılsım olarak kalmayıp üstünün açılması. Hani sır olması. Hani eksi onlar bir tarafa, işte eksiler bir tarafa, açtığı bir tarafa. Maddeyi o şekilde düşündüm. Bir de ben maddeden mahpus oluyorum hani. Ben maddeden mahpus olduğum için gerek yani göremiyorum hani doğrudan doğruya hani şemsle diyeyim, şemsle işte muhatap olamıyorum. Doğrudan doğruya bir şey çabuk da düğmeden bir sözü geçtiği gibi. Bu maddeden mahpus olmayı, hani maddeden mahpus olmaktan kurtulmak için de bir yandan hani maddeyi bilmem lazım ki hani maddeden mahpus olmaktan nasıl kurtulurum. Biraz da onunla çalışayım abi. Yani yapabildiğim kadar bununla yaptım. Maşallah. Yani madde dediğimiz şey, gördüğümüz şey zannetmişiz değil mi? Evet, kesinlikle abi. Bunlar gördüğümüz şeyler değil. Madde mesela manevi madde, imani madde, düşünce maddeler. Gördüğümüz şey değil. Yani fiziğin ifade ettiği gibi. Bu yüzden de bilime biraz böyle girdim ki hani bilirken şeye. Hani böyle fiziğin ifade ettiği gibi değil yani bu madde kavramı. Biz hiç görmedik yani maddeyi. O zaman bu evet, madde dediğimiz, bir de mikrofonu bazen iyi geliyor bazen gelmiyor.
Şimdi o zaman madde dediğimiz şey, bu bildiğimiz, zannettiğimiz, şu gözüken, tuttuğumuz, kokladığımızı sıfır zannettiğimiz için maddeci olma, maddeyle meşgul olmaktan korkmuşuz. Evet abi, evet maşallah, evet çok istifade ettim abi, Allah razı olsun. Korkmuşuz evet. Hep maddeden, maddeyle evet. Konuşmaktan, maddeden, maddeyle meşgul olmaktan. Oysa maddeyi en çok güzel şu şey yapar belki herhalde. Şu madde denilen şey, ahireti düşün. Alemi gaybın üzerine tenteneli perdeymiş. Böyle hafif bir araladın mı, oradakiler buraya, bu sohbete, buradakiler de o sohbete dahil oluyormuş. Yani diyor ya işte lemalarda, şey mektubatta, o Seyit Yahya maddi kumandanlık da ediyor, işte kabirdekiler gözüküyor. Bak madde nasıl gözüküyor? Bu da madde. Mezardakiler gözüküyor, keşfel kubur. Adamın maddeye bakıyor, simaya bakıyor, ruhunu keşfediyor. Ahireti seyrediyor, maddenin içinde miraç yapıyor. Madde denilen o zaman şey, madde değil. Hani havaya hava diyen adam havasını alır, maddeye madde diyen adam maddeyi anlamamıştır. Madde, evet, madde. Mesela eskide şey maddeyi gözüken, bölünebilen en küçük parçası diye tanımlamıştır. Ne kadar kısır yani böyle. Oysa bir bakıyorsun madde madde olmadığına değil, kuantum fiziği çıktı karşısında. Yani buz maddedir. Su madde midir buza göre? Buz, su, aynı yerdeyiz. Buz, su, H2O, enerji, esir, maddi hayat, aynı hayat. Cennet cismanidir. Yani böyle. Şimdi burası değil yani böyle. En büyük maddeci oluşumuz maddeyi madde zannetmemizdir. Yani maddeci oluşumuz maddeyi madde zannediyoruz. Oysa koca Ulul Azm peygamber kendisini tanımlamak için cennetten buraya geldi. Ya o tertip tavziftir diyor üstad. Yani niye böyle oldu, niye yedi falan. Onlar buran bırak avam meşgul olsun niye yedi falan. Üstad diyor ki hikmeti neydi? Tavzifti. Şeytan niye böyle yapıyor yani? Sanat-ı fıtriyesiyle yapıyor. Onda da şeytan değil. Şeytan ne için yapıyormuş bu işleri? Sanat-ı fıtriyesi. Sanat-ı fıtriyesini Allah vermiş. Maddeye. Burası değil. Bahsedeceğiz de. 3-4 tane öncesi demişti işte bak. Eğer maddenin fonksiyonu olsaydı, 22. sözün başında bu bir yarım sayfa var. Bu bizdeki insan vefa, şefkat, hayat, tefekkür, anlayış, seziş, intikal, şuur, maddenin fonksiyonu olsaydı insan maddeden sıyrılmak istemezdi. Maddeden sıyrılmak, maddeyi el eteği kullanmak değil, maddeyi yırtmaktır. Maddeyi yırtmaktır. Yırttı adam buz, su oldu. Suyu yırt, taşı köy ol. Aynı yerdesin. Çok şükür. Ben başka bir şey diyecek olan var mı arkadaşlar? Fatih. Hasan abiciğim. Beni bu kadar senedir tanırsınız. Bu kadar konuşmadan ilk defa bu derste rahat durdum. İnanın konuşmaya kıyamadım. O kadar güzel maşallah nazar değmesin. Çok güzel çok her şeyi ifade etti. Ama ifade edemediği bir şey var Hasan abi. Kendini ifade edemiyor bir türlü. Ben çünkü Fatih'in derdini biliyorum. Aslında Fatih, ben kimimin peşinde koşuyor. O bizim çocukken oynadığımız bir oyun vardı Hasan abi. Nesi var, nesi var, nesi var. Fatih de tersinden gidiyor. Nesi yok, nesi yok, nesi yok. Geliyor, kapıyı tıklıyor. Açan yine Fatih. Olmuyor, bir türlü anlamıyor. Tekrar geri dönüyor. Allah'ım inşallah bulmayı ona da nasip etsin. Bize de nasip etsin abi inşallah. Amin. Gecemiz mübarek olsun arkadaşlar. Bir de bir duyuru yapayım. Yarın enfusi dersimiz. Yarın çok farklı bir ders olacağı için bu işle alakalı merak edeniniz varsa biraz değişik olacak. Yaklaşık olarak geçmişten abilerden yaptığımız tetebuat,
bize yükledikleri, bize anlattıkları veya ispat etmeye çalıştıkları şimdiki zamandaki ehil kişilerle müzakere yapıp sonra doğru zannettiğim bana ait çok az olan bir malzemeyle yarın geleceğim. Konu şu, çok geniş ama bir saate sığdıracağım. Korkmayın, madde başlıklarını yani mevzu başlıklarını sıralayınca korkmayın, uzun sürmeyecek bir saat. Hem içtimai, hem siyasi, hem cemiyet, hem olacak. Nedir o? Mescid-i Aksa, Kudüs olacak, İsrail, Doğu Türkistan, Çin, aynı derste olacak başlık bunlar, globalistler, Zendeka Komitesi, Mason, Risale-i Nur, Bediüzzaman, sonra Asya Şurası, İttihad-ı İslam ve Türkiye Cumhuriyetlerin Birliği, Hristiyanların hakiki ruhanilerle İttihad-ı İslam'la birliği yaklaşık olarak şöyle bir 20-30 tane madde başlığı altında çok kısa malumatlar verilecek. Yani hadisat-ı alemin dışında bir de ona girmeyeceğim ama yani Miraç'ın orada biraz girebilirim. Yani Miraç bir rivayete göre bir evden, Allah'ın evinde olmuş. Bir rivayete göre şükür namazından Mekke'den sonra olmuş. Mekke'den olmamış ama Mescid-i Aksa'dan, Kudüs'ten olmuş. Niye orada olmuş? Niye gece olmuş? Biraz geceden bahsetmiştik. Niye orada olmuş? Ondan biraz bahsedeceğim. Çok cümle şey böyle yarım yani üç satır ve küfrün merkezinden bahsedilecek. Yani böyle bir merakı olan varsa çok şeydir, camidir. Mesela Filistin değil, İsrail konusu da değil. Yani bu dünyanın zembereği bir şey olacak. İnşallah yaklaşık olarak şu anda şey desem yalan olmaz, daha yeni bitirdim. Başım onun için biraz ağrıyor. Yaklaşık olarak bir hafta ehilleriyle, yani bizim de meşveret ettiğimiz, benim saham olmayan şeyleri ehilleriyle meşveret etmeyi çok severim. Malı da sahibine teslim etmeyi çok severim. Yani öyle olmak lazım gibi inanıyorum. Bu benim tespitim değil diye. Yani benim malzemem çok az olacak. Ekseriyeti maziden gelen, işte Rüştü abin, Zübeyir abiden gelenle beraber şu zamanın perde arkasında kalan kahramanların ifadesi olacağım, dili olacağım. Perde arkasında hep kalmışlar, kalmaya devam edecekler, kalacaklar, vazifeleri odur. Ondan sonra inşallah bunu takdim edeceğim. Yarın inşallah elinizden geldiği kadar 11'de olmaya çalışın. 12'de bitireceğim gibi geliyor. Pek söz hakkı vermeyeceğim. Çünkü bir saatte bu maddeleri sıkıştırayım. O zaman yarın inşallah tür şeyleri merak edeniniz varsa kaçırmasın. Geçen bahsettiğimiz İsrail, Filistin, Kudüs meselesi çok ona göre çok çok yani devede bir kulak yani koca o 30 saat 30 dakikada en fazla 3-4 satır nakletmişim. Yarınki bilgiye göre o bir şey değil o. İnşallah yarın buluşmak üzere sağ olursak Allah nasip ederse bunu da takdim edeceğiz inşallah. Yarın buluşmak üzere.